630 yılından sonra Türkistan topraklarına Çinliler tutsaklık zincirini vurmuştu. Göktürk ülkesi dağılmış, Türk boyları birbirinden bağımsız ve ayrı hareket etmeye başlamıştı. Çinliler Türk ırkını yok etmek için bütün kurnazlıklarını kullanıyor, Türkleri birbirine düşürüyordu. 639 yılında Kürşad'ın Kırçerisi'yle isyan etmesi 1. Türk İstiklal Savaşı'nı başlattı. Bu baskın ile Türkler Çin Seddi'nin kuzeyine gönderiliyordu. Türkistan'da en batıdan Hazarlar, Bulgarlar, Kimekler, Karluklar, Türgişler, Töles boyları, Kırgızlar, Uygurlar, Basmiller ile Sirtartuşlar, son olarak da Orhun ve Selenga bölgesinde görülen Oğuzlar birbirinden ayrıydı. Oğuzların hemen yanında ise İlkhan'ın soyundan gelen Kutluk, Göktürkleri yeniden canlandırmak istiyordu. Oğuzlar 630'da Göktürkler dağıldıktan sonra kendi aralarında birlik oluşturmuşlardı. Tula ve Selenga bölgesinde 9 boyun birleşmesiyle 9 Oğuz Kağanlığı'nı kurdular. İlerleyen yıllarda Oğuzlar Ötüken bölgesini bölgenin hakimi olan Sirtartuşlardan aldılar. Oğuzlar da Göktürkler gibi Türk soyluydu ve Göktürklerin en kalabalık topluluğunu oluşturan en önemli güçtü. Kitabelerde ve vesikalarda Türklerin 9 kabilesi, 9 kabilenin Türkleri ya da Töleslerin 9 kabilesi diye kaydedilmiştir. Oğuz kelimesi Türk ve Çin metin kaynaklarında kabileler anlamına gelmektedir. Bu yüzden 3 Oğuz ve 9 Oğuz gibi federasyon adları almışlardır. Oğuzlar 8. yüzyılın sonunda büyük kitleler halinde batıya göç edecek ve bizim gurur kaynağımız olacaklardır. 680 yılında Doğu Hanları sülalesinden Kutluk, Türk milletini yok olmaktan kurtarmak için silaha sarıldı ve ıssız dağlarda Türk birliğini yeniden kurmak için çalışmaya başladı. Kitabelere göre Kutluk Kağan'ın yanında ilk 17 kişi vardı. Onlar önce 70 kişi, ardından 700 kişi oldular. Göktürk İstiklal Savaşı yaklaşık 1 yıl kadar sürdü. 681 yılı Türklerin Çin baskı ve zulmünden kurtulduğu kutlu bir tarihtir. Kutluk ilk olarak Karakurum'u geçerek 9 Oğuzların sürülerini yağmaladı. Askeri ve ekonomik gücü eline alınca Göktürklerin bağımsızlığını ilan etti. Türkler kalabalık boylar halinde Kutluğa güvenerek ona katılıyordu. Tüm bu olaylar yaşanırken Çin'de esir tutulan Ton Yukuk hapisten kaçarak Kutluk Kağan'a sığındı ve Apatarkan olarak Kağan'ın yanında göreve başladı. Bu büyük bir gelişmeydi çünkü Ton Yukuk çok zeki, savaşçı ve plancıydı. Ton Yukuk'un ailesi de Türkler esir düştüğü zaman Çin'e yerleşen ailelerdendi. Kutluk ve Ton Yukuk ilk önce 681'de Kuzey Çin'de bulunan Yuchu eyaletine baskın yaptı. 30 bin civarında at ve koyun elde ettiler. Giderek güçlenmeleriyle kendilerine yeni kuvvetler de katılıyordu. Karakurum merkezleriydi. Dağınık Türk kütlelerini tek bir bayrak altında toplamak ancak yüksek dağlar ve nehirler arasında kalan, Türkler için kutsal olan Ötüken Yaylası'na sahip olmakla mümkündü. Fakat Ötüken'de Göktürk ülkesinin en kalabalık ve en güçlü kitlesi Oğuzlar vardı. Orhun abidelerinde geyik eti, tavşan eti yiyerek oturuyorduk. Düşmanlarımız ocak, biz ateş idik dedikten sonra Oğuzlardan bir casus geldiği anlatılır. Bu kişi Kutluk Kağan'a geldi ve ilginç bilgiler verdi. 9 Oğuzlar yeni bir Kağan seçmişlerdi. Bu kişi Bas Kağan'dı. Onlar Tang Hanedanlığı'na ve Kitanlara elçi göndererek Göktürklerin günden güne çok güçlendiğini söyledi. Bu gelişmeyle Oğuzlar, Çinliler ve Kitanlar ittifak kurdular. Oğuzların yaptığı plana göre Kutluk Kağan'a Oğuzlar kuzeyden, Kitanlar doğudan, Çinliler de güneyden saldıracak, Göktürk tehlikesi ortadan kaldırılacaktı. Bu haberden sonra Ton Yukuk'a göre ordular birleşmeden önce ilk olarak Oğuzların vurulması gerekiyordu. Oğuzların ise en büyük korkuları tekrar Göktürklere tabi durumuna düşmekti. Bas Kağan yeni Oğuz yurdu Ötüken'e Göktürkleri sokmak istemiyordu. Dostla savaşı göze alıp düşmandan yardım istediler. Vakit kaybetmeden Göktürkler Oğuzlara karşı sefere çıktı.
2000 kişiden oluşan Göktürk ordusu Kök Önk Irmağı'ndan Bataçık'a geçmek suretiyle Ötüken ormanlarına doğru yürüdü. Oğuzlar ise inekler ve yük hayvanları ile Tula Nehri boyunca gelmekteydiler. Onlar 3000 ya da 5000 kişiydi. İki ordu karşılaştıktan sonra başlayan savaş çok çetin geçiyordu. Göktürk kuvvetleri az olmalarına rağmen Oğuzları yendiler. Orhun abdelerinde Oğuzların bir kısmı geri çekilirken bir kısmının nehre düştüğü ve öldüğü anlatılmaktadır. Böylece kalan Oğuzların tamamı Kutluk Kağan'a tabi oldular. Bu zaferle Kutluk Kağan'ın konumu sağlamlaştı. Orhun ve Selenga bölgesinde otorite kuruldu. Kutluk Kağan devletin merkezini Karakorum'dan Ötüken civarına getirdi. Savaşta ölen Oğuz Devlet Başkanı Bas Kağan'ın balbalı da İlteriş Kağan'ın mezarına dikildi. Tonyukuk yazıtında Tanrı yardım ettiği için Göktürk ordusu 9 Oğuz ordusunu yenmeyi başardı yazıyordu. Bu savaş Dandanakan Savaşı ile büyük benzerlik gösterir. Dandanakan Savaşı'nda da iki Türk devleti savaşmış, biri yıkılırken biri kurulmuştu. Kutluk, Ötüken'e hakim olduktan sonra kendini Kağan ilan ederek İlteriş ünvanını aldı. İlteriş, devleti yeniden toplayan manasındaydı. Tonyukuk abidesinde Göktürkler ile Oğuzlar arasında 5 savaştan bahsedilir. Bu savaşlarla Oğuzlara hakimiyet kuran Göktürkler daha da güçlendiler. Devletin kalabalık ikinci grubu olan Oğuzlar bütün savaşlara katılıp yararlılık gösterdiler. Bilge Kağan da Oğuzlar için benim kavmim, benim milletim diyordu. Ötüken'e hakim olduktan sonra Kutluk Kağan yeni devletine yiyecek ve at gibi ihtiyaçları karşılamaya gidiyordu. Onun en büyük amacı esir şehirlerde Türkleri kurtarmaktı. Çok geçmeden Türkler Çin'e karşı hücuma geçtiler. 682 ve 687 yıllar arası Çin'e yapılan akınlarla geçmiştir. 682'de Pingchu'ya, 683'te esir Türklerin olduğu Tingchu, Kuechu, Yuchu, Fengchu şehirlerine, 685'te Soçu ve Hinchu'ya, 686'da Soçu ve Taichu'ya, 687'de yine Soçu ve Changping şehirlerine birçok kez baskın niteliğinde akınlar yapıldı. Lan eyaleti valisi Wang Temo öldürülerek ilk büyük zafer kazanıldı. Çin sarayı ve hanedanlık büyük korku içerisindeydi. Birçok eyaletin doğrudan Türklere bırakılması konuşuluyordu. Akınlar Çin Seddi'nin güneyi ile Pekin'den Kansu'ya kadar olan sahada yapıldı. Bu seferlerde Çin valileri ve kumandanları mağlup edildi. Bütün Çin'in kuzey sınırları baştan sona fethedilmiştir. 687-692 yılları arasında ise Kutluk Kağan doğuda bulunan Kitanlar üzerine sefere çıktı. Kitan orduları birçok kez mağlup edilmiş ve Göktürkler için tehlike olmaktan çıkarılmıştır. Kitabelerdeki Bilge Tonyukuk'un şu sözleri adeta her şeyi anlatıyor. Türk milleti içinde silahlı düşman gezdirmedim, damgalı at koşturmadım. İlteriş Kağan çalışmasaydı, ona uyarak ben de çalışmasaydım, ilde, millette yok olacaktı. Çalıştığı için, çalıştığım için il, il oldu, millette, millet oldu. Kutluk Kağan'ın ölüm tarihi 691 veya 692 yılları olduğu düşünülmektedir. 17 kişiyle işe başlayıp koca bir devlet kurmaya kadar gitmesi onun nasıl bir kahraman olduğunu göstermektedir. 692 yılında İlteriş Kutluk Kağan öldükten sonra kendi oğulları olan Bilge ve Kültigin yaşları çok küçük olması sebebiyle kardeşi Kapkan Kağan Göktürk tahtına geçti. O Türkistan Fatihi'ydi. Çin'e en çok akın yapan, en çok zafer kazanan ve en çok toprak fetheden Kağan olarak tarihteki yerini alacaktı.